Türk savunma sanayisi, koronavirüs salgını koşullarında aldığı tedbirlerle güvenlik güçlerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürdü. 2020 yılında ilk milli helikopter motoru Tİ-TS-1400 TUSAŞ'a teslim edildi. İnsansız hava araçlarında görev yapacak Türkiye'nin yerli ve milli ilk turbo düzel havacılık motoru Tİ-PD-170'in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ'a sunuldu. Meltem 3 projesinde ilk P-72 deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Karakulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi. Türkiye'nin ilk milli silahı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin kullanımını sunuldu. Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç, polisin kullanımına verildi. Taşınabilir mühimmat sistemleri DM-5 ve DM-7, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. 5.56 ve 7.62 mm makinalı tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. Drone, mini mikro İHA ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek Kangal karıştırma, köreltme sistemi ile Ankara için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatlarına başlandı. 2020 yılında daha önce başlayan teslimatlara da devam edildi. Bu kapsamda Bayraktar TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tekerlekli araçların kurtarılması faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli imkanlarla üretilen mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı M4K'nin teslimatları tamamlandı. Silah taşıyıcı araçlar projesinde ilk araçların tesliminin ardından seri üretim dönemindeki teslimatlar başladı. Envanterdeki zırhlı muharebe aracı Vuran 4x4 ve mayına karşı korumalı araç Kirpi 2 de yenilere eklendi. Korkut Kundağı motorlu hava savunma top sistemi, Serhat Seyyar Havan Tespit Radarı, Aselpot Hedefleme Sistemi, Redet 2 Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatlarına devam edildi. Teber 82 Güdüm Kiti, Özgün Yerli Tabanca, MPT-76 ve MPT-55 tüfekleri, Uzun Menzilli Tank Savar Füzesi UMTAS, İHA Savar, Kamikaze Mini İHA Kargo, Yazılım Tabanlı Telsizler, Nüfuz Edici Bomba, Retinal Far Ad Drone Tespit Radar Sistemleri, Yeni SAT Botu, Süratli Devriye Botu, Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları 2020 yılında güvenlik güçlerine sunulan ürünler arasında yer aldı. 2020 yılından önceki yıllarda başlatılan bir dizi projede önemli gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda Roketsan'ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Böylece Türkiye'nin uzay sınırını aşması ve uzay ligine girmesi sağlandı. F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak Aselsan IFMOD 5S cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi. F-16 yapısal iyileştirme projesi kapsamında ilk F-16 Blok 30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapıldı. Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı ve Aksungur İHA'larının testleri başarıyla sürdürüldü. Aksungur 49 saat havada kaldı. Amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA için bir dizi test gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında PNSS tarafından geliştirilen PARS 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı yapıldı. TRG-230 füze sistemine lazer arayıcı başlık entegre edildi. Envanterde bulunan M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırıldı. İlk yerli metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu İmece'nin son montaj işlemi gerçekleştirildi. Orta menzilli gemi savar füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen turbojet motorun testi başarıyla gerçekleştirildi. Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanmak üzere mühendislik simülatörü Hürjet 270 geliştirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için başlatılan zırhlı muharebe aracı ZMA, modernizasyon projesi kapsamında ilk prototip aracın modernizasyonu tamamlandı. Türk Savunma Sanayisi 2020 yılında bir dizi ürünü göreve hazır hale getirdi. Bu kapsamda ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar A artının envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. Hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır hale getirildi. Milli gemilerin caydırıcılığını artıracak atmaca seyir füzesi ile minyatür bomba projelerinde sona gelindi. MK-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için geliştirilen Güdüm Kiti HGK-83 ve Ardışık Delicili Uçak Bombası Sarp-83 seri üretime hazır noktaya ulaştırıldı. Zırhlı muharebe aracı Tulpar, testleri tamamlanan bir başka savunma sanayisi ürünü oldu. Türk Savunma Sanayisi 2020 yılında güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılama ve var olan sistemlerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir dizi projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Aselsan tarafından yeni nesil Koral Elektronik Harp Sistemi projesi başlatıldı. Dikey iniş kalkışlı kargo İHA projesi için sözleşme imzalandı. Milli Muharip Uçak projesinin yazılım çalışmalarına başlandı. Orta sınıf silahlı insansız kara aracı üretilmesine yönelik sözleşme yapıldı. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK tanıtıldı. 324 mm torpido geliştirilmesi projesi ORKA başlatıldı.